Bugünkü ders konumuz yetişkinlerin eğitimi, iş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim konularında. Yalnız bu slaydı oynatamadık. Evet, peki böyle yapmışız. Şimdi burada bu eğitimin amacı kısaca özetleyecek olursak yetişkinlerin eğitimi, iş yerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri ve bu eğitim sırasında olan gerekli iletişim. Dayandığı bir yasal mevzuat var. Tabii hepinizin bildiği 6.231 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Ve bu kanunla paralel olarak da bir sene sonra hazırlanmış İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik. Bu dersin konusu, daha doğrusu bu anlatımın konusu, sizlere burada anlatacağım şey hep bunların temeline dayalı. Hep bu kanun ve güvenlik esasları hakkındaki yönetmeliğe dayalı şeyler, bilgiler. Şimdi iş yeri eğitimi dediğimiz zaman, bir kere bu konulara başlamadan önce size şöyle kısaca notlar söylemek istiyorum. Buradaki slaytları anlatmadan önce. Bir kere her gittiğiniz yerde iş yeri hekimi olarak başladığınız zaman mutlaka eğitimleri belirli periyotlarda yapmalısınız. Size yeni katılan kişilerin mutlaka eğitimleri var mı yok mu bunları kontrol etmelisiniz. Bunları çok iyi bir şekilde kartoteklemelisiniz. Yoksa Allah korusun herhangi bir problem halinde sizin başınız bayağı ağrır. Şunu unutmayın ki burada tek sorumlu siz de değilsiniz. İşveren ve sorumlulukta ama siz de işvereni mutlaka uyarmak zorundasınız. Hatta sıkıntıya düştüğünüz zamanlar ben her zaman şunu söylemişimdir. Sözler buz üstüne yazılır. Ama yazı elde kalan yegane şeydir. Sıkıştığınız zaman mutlaka belgelere başvurun. İş yeri sahibine eğitimimizin zamanı geldi, eğitim yapmamız diye sözlü uyarıya cevap alamazsanız mutlaka yazılı bir şekilde imzalatın. Elinizde bulunsun. Bunlar sizi korur, korur ve kurtarır. Aynı zamanda eğitime başladığınız zaman eğitim sırasında, eğitim öncesinde mutlaka eğitime başlayacağınızı yerini, saatini tebliğ edin eğitime gelecekler. Onlar saati yaptılar imzalasın. Ki sizin onları çağırdığınıza dair elinizde bir belge olsun. Bu belge sizi kurtarır mı? Gene kurtarmaz. Çünkü o eğitimini mutlaka tamamlamalı. Eğer tamamlamayacak eğitime gelmemek ısrar edici, bunu işverenle mutlaka paylaşmalısınız. Daha sonra mutlaka eğitim süresince katılanların saat saat imzalarını almalısınız. Bitirdiği zaman da eğer ki mümkünse hatta mümkünse bence bir görsel kayıt alın. Yani böyle şaka yollu işte hep beraber resim çektirelim arkadaşlar. Ondan sonra işte bir şey video çektirelim arkadaşlar gibi kayıt alın. Çünkü biliyorsunuz inkar olabilir. Ben buraya katılmadım. Benim yerime imza atılmışlar olabilir. Bunlar oldu. Bu hareketin son harekette benim okuduğum ve bildiğim kadarıyla harekette çalışanlar biz herhangi bir eğitim almadık dediler. Ve herhangi şimdi, iş yeri hekimlerinin şeyin ellerinde de yeterli belge olduğu için ispatlamakta bayağı zorlandılar. Bu duruma düşmemeniz için benden size bir hoca nasihatı mutlaka mutlaka sözler buz üstünde kalır. Kayıtlar elinizde bakidir. Bunu unutmayın. İmzalı ve şey. Bunları yaptıktan sonra şu tabii ki gerçek ki bu işverenin de yükümlülüğü var. Sizin de yükümlülükleriniz var. Artı çalışanların da yükümlülükleri var. İşveren ve çalışanların işle ilgili sağlık iş güvenliği sağlığını yerine getirmekle görevli. Burada amaç mesleki ilişkilerin önlenmesi,
Eğitim buna vakitte eğitim ve bilgi verilmesi. Evet, Bununla çok. ilgili olarak. Alo. Yok. Bakın. Dinliyorum hocam. Bir kişi, ben bir kişiyle mi konuşuyorum devamlı? Bilmiyorum ki hocam, ben konuşuyorum şu an. Meryem. Meryem, sen burada gözüküyor musun? Gözükmüyorsun. Ben daha doğrusu ben size açık söyleyeyim. Ben 8 yıldır bunları anlatmıyordum. 8 yıl sonra bana verdiler. Bu anlatmaya başladım. Şimdi ben bu şeyin kullanılmasını da unuttum. Kızından yardım istedim. Zoom'un kullanılmasını. Bilmiyorum. Ben sizi görüyorum hocam. İyi o zaman. Hiç problem yok. Sesimi duyuyorsun da. Evet. Heh, o zaman hiç problem yok. Diğer arkadaşlar da duyuyorlardır. Şimdi burada önemli olan dediğim gibi işverenin genel hükümlerini bilip bunu yerine getirmesi. Bununla ilgili organizasyonu yapmak, gerekli araç ve gereçleri sağlamak, ne eğitim yapılacaksa onunla ilgili. Sağlık ve güven tedbirlerinin hep değişik şartlara göre günlük şartlarına uygun hale getirilmesi ve iyileştirilmesi işverenin hükümlerinde. İşveren bu eğitimi yapma amacıyla bir kere her şeyden önce işe başlamadan önce iş 0-1 işçi aldıysanız işe başlamadan önce bu eğitimi vermelisiniz. Çalışma veya iş yeri değişikliğinde yine aynı bu eğitimler verilmeli. Yine iş ekipmanı değiştiyse bu ekipmanı nasıl kullanacağını, ne yapacağına ait bir eğitim verilmeli. Tabii bunun içerisinde teknoloji gelişimde dahil. Eğitimler bildiğiniz gibi tehlikeli, az tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde belirli sürelerle mutlaka yapılması lazım. Ve yeni çıkan risklere göre de düzenli aralıklarla tekrarlanması lazım. Çalışan temsilcilerine özel bir eğitim mutlaka şart. Onların hepsinin önünde olması lazım. Çünkü zamanı geldiğinde eğer onlar yeterli derecede bilgi ise eğitimi de üstlenebilirler. Mesleki eğitim almak zorunluluğu bir kere tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde bu süreler hep değişik gösterir. Mesela çok tehlikeli işte yılda birken, az tehlikeli işte 2 yılda 1. Normal işlerde ise 3 yılda 1 eğitimlerin tekrarlanması lazım. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alanlar, eğer yapacakları işi herhangi bir eğitim aldıklarına dair sertifika gösteremezlerse bu işte kesin olarak çalıştırılmaz. Sizin eğitiminizi takip edilen çalışmaya başlar. Bu da çok önemli çünkü Allah korusun herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlar söz konusu olduğunda sizin önceden kişinin işe aldığınız kişinin daha önceden belgesi olup olmadığını veya sizin bir belge vermediğinizi mutlaka sorgularlar. Yine iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan kişiler yeniden işe başladıklarında neden iş kazası geçirdi? Neden bu meslek hastalığına yakalandı? Nasıl korunulur? Nasıl güvenli tedbirler alınır? Bir ilave eğitimlerin mutlaka yapılması lazım. Burada önemli olan ne? İş kazası geçiren veya meslek hastalığından dolayı işe gelmeyen kişiler. İşe başlamadan önce mutlaka eğitimden geçirilmeli. Yine 6 aydan fazla süreyle eğer ki işten uzaklaştıysa bir kişi herhangi bir nedenle eğer tekrar işe başladıysa da mutlaka başlamadan önce bilgi yenileme eğitiminin verilmesi lazım. Yine bahsettiğim gibi tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık güvenlik riskleri ve ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin aldığına dair belge olmaksızın başka bir iş yerinde çalışması söz konusu değildir. Ben de bahsettim. Dedim ki tehlikeli ve çok tehlikeli işte. Size yeni geldiyse işçi
bu belgeniz var mı yok mu diye sormamak durumundasınız. Eğer böyle bir belgeye sahip değilse, yeterli bilgiye sahip değilse, böyle bir eğitim aldığını belgeleyemezse, bunun sizin iş yerinizde çalışmasına izin vermeyin. Yoksa biliyorsunuz maalesef zamanımızda iş kazaları çok sık arttı ve olmakta. Kaan Bey, bir şey sormak Buyurun. İstiyorum. Şimdi bu bahsettiğiniz belgeyi hem eğitim verdiğimiz kişi alacak hem de biz mi alacağız eğitim verdiğimiz? Şimdi şöyle, bu tehlikeli ve çok tehlikeli iş grubu dedik değil mi? Bu tehlikeli evet. ve çok tehlikeli iş grubuna size başladı. İşçi yeni olarak size geldi. Burada işe aldınız siz bunu. Belki de kamufle eleman diye aldı işveren. Sizin burada bu eğitimi aldığına dair, çünkü az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerdeki eğitimler hep farklı birbirinden. Bu eğitimi aldığına dair ve özellikle bu konuyla ilgili bir eğitim aldığına dair belgesinin olması lazım. Sizin belgeniz zaten anlatmaya yetkiniz var ama her şeye yetkiniz yok tabii. Bazı şeylere yetkiniz var. Oralarda işverenle kontak kurup mesela örneğin bir yangın söndürmeyle yangınla ilgili eğitiminiz yok. Patlayıcı maddelerle ilgili bir eğitiminiz yok. Bunun eğitimini sizin vermeniz söz konusu değil. Bunu zaten bu eğitimleri verirken ortaklaşa hem iş yeri hekim, siz iş yeri hekimliği kursu mu yoksa şey mi? İş sağlığı. Diğer sağlık hemşire çalın. Hemşire kadın. Yani şimdi bu iş sağlığı güvenliği ve iş yeri hekiminin zaten ukdesi altında. Bunlar paylaşarak yapabilirler. İkisinin de sertifikası yetmeyecek olursa buna ait A sınıfı sertifikalı kişiler vardır. Bunlar gelir dersleri verir. Biraz sonra onlara değineceğiz. Kimler hangi dersleri verir diye. Evet. Burada gene bir diğer önemli konu. Eğitim süresince geçen süre eğitimden sayılır. Eğitim süresince geçen süre eğitimden sayılır. Ve bu hiçbir şekilde haftalık izninden veya başka bir şekilde kesilmez. Ve eğer ki devam edecek olur ise veya devam edecek olursa derken şunu kastediyorum. Hafta sonunda veya başka bir zaman yapılmışsa bunu tavsiye eder, bunu ister. Ben orada eğitimde bulundum, bunu ister. Hatta bir ara zannediyorum şöyle bir şey de oldu. Uzaktan eğitim mi söyleyeceğiz şimdi? Online eğitimler biliyorsunuz Covid'den sonra oldu. Ve yaygınlaşmaya başladı hemen hemen. Birçok konularda online eğitime izin verdi bakanlık. Bu izin verdiği zaman acaba bu eğitiminde geçen, online eğitimde geçen süre çalışma iznine dahil mi, çalışma süresine dahil mi? Bu tip tartışmalar yapıldı ama sonucunun inanın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Evet. Tabii dediğim gibi bu kanun, bundan sonra da yönetmelik var. Bundan bir yıl sonra yönetmelik. Hep bunun şeyini yapıyoruz. İşverenin yükümlülükleri neler? Eğitimde olan yükümlülükleri neler? Bir kere şunu anladık değil mi arkadaşlar? Mutlaka herkesin, bütün işçilerinizin bir kartoteksi olacak. Hepsinin bir dosyası olacak. Ve bu dosyasının içerisinde sağlık bilgilerinin yanı sıra mutlaka sağlık eğitimi veya işte iş sağlığı güvenliği eğitimini veya meslekle ilgili eğitimleri aldığını içeren belgeler mutlaka alacak. Yani yazılı belgeler konulacak. Bunlar güvencedir. Şimdi işveren neler yapmak durumunda? Bir kere bu eğitim programı içerisinde programların hazırlanmasını, uygulamasını, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin teminini, çalışanların bu programa katılmasını sağlaması ki bu çok önemli bir şey. Program sonunda da katılımlar için katılım belgesi düzenlemesini sağlar. Katılım belgesi zaten bir işveren, bir de bu dersleri anlatan, bu eğitimi yapan kişi tarafından imzalanmalıdır. Ama mesela oldu ki çalışan işçiniz bir yere gidecek, katılım belgesini sizden aldı.
Aslında aynıdır diye siz bunu imzalarsanız yeterli de. Yani çift imzaya gerek yok. Bir de geçici iş ilişkisi kurulan şeyler var. Bu ne demek geçici iş ilişkisi? Aynı holding içerisinde A ve B fabrikaları var. A fabrikasından kişinin B fabrikasına geçtiği zaman işte buna geçici iş ilişkisi. Yani iş yeri değişikliği. Veya işte bir işveren diğer bir işvereni bu konuda uzman olan bir ustasını veya çalışanını yolladığı zaman bu da geçici iş ilişkisi içerisinde giriyor. Bununla ilgili şunu söylemeliyim ki hem bir yerdeki ikinci durumda bulunan işveren hem birinci konumda bulunan işveren o kişinin eğitiminden sorumludur. İkisinde de sorumluluk vardır. Ve ikisinde de mutlaka yasal düzenlemelerle şey yapar. Şimdi ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişilerle ilgili bilgi verir diyor işveren. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitim mutlaka vermek zorundadır. Ama dediğim gibi birinci değil, her iki işveren de burada önemli. Ve gene çok şu da çok önemli. İlk yardım burada çok önemli. Olağan dışı afetlerden ziyade ilk yardım konusunda ve özellikle yangın çıktığı zaman alınacak tedbirler ve tahliyeler konusunda burada mutlaka gerekli eğitimlerin verilmesi lazım. Yine takıldı ya. Heh, tamam. Evet. Siz şey mi dediniz? Yardımcı sağlık personeli mi? Evet. Ha, iyi. Ben de şey kalp profesörüyüm. Kardiyoloğum. Evet. Sağlıkçıyız hocam. Sağlıkçıyım, ben de sağlıkçıyım. Evet. Evet, işte burada gene bu İş kanunu maddesine göre alt işveren ve işveren ilişkisi kurulan iş yerlerinde eğitimlerinde hem alt işveren hem üst veren işveren mutlaka sorumlu. Ama şey alt işveren alt işveren şu. Alt işveren şu. Şimdi, diğer işveren bilgi veriyor. Ben şu eğitimi verdim diye ona raporlama evet. Yapıyor. Tabii raporlayacak ama hiç raporlama yapmadıysa mesela yeterli. Şimdi farz edin ki iş yerine gitti ve buradaki iş yerinin özelliği başka. Daha değişik özelliklerde onunla ilgili eğitimlerin mutlaka alınması lazım. Sonra periyodik eğitimlerin yapılması lazım. Bu bir gün sonra dönmüyor ki bunlar. Bir sene, iki sene, üç seneki periyodik eğitimlerini yaparken burada dikkatinizi çekmesi gereken şey şunu unutmayın, bunlar belki soru olarak gelmeyebilir ama hem alt hem üst işveren sorumludur. Hani kim sorumludur derse alt işveren sorumludur, bilmem şu sorumludur derken hem alt ve hem üst işveren sorumludur gibi bir doğru cevap gerekiyor. Yani hem alt işveren hem de üst işveren yani Allah korusun. Gerçek işverenle birlikte koordineli hareket etmek zorunda. Evet, verdiği evet. Eğitimi işveren, asıl işverene diyecek ki ben şu işçiye şu eğitimi verdim. O zaten o sertifikalar olmadan hemşire misiniz siz? Evet. Hemşire hanım şimdi bu sertifikalar olmadan zaten işe başlaması söz konusu değil. Mutlaka bu sertifikalar olacak ama işinizin özelliğinden ilgili belki başka eğitimlerde vermek durumunda kalabilirsiniz. İşte burada bahsediyor zaten. İşveren tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yapılacak işlerde karşılaşacak sağlık ve güvenlik riskleriyle ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın başka iş yerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz. Bunu ısrarla söylüyorum. Ben başladığından beri kanun ve hüküm şeyde işte kararnamelerde bu hep var. Mutlaka ve mutlaka özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta buna çok dikkat göstermek durumundayız. Peki
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde işveren çalışanlarına mutlaka bu eğitimi verirken nelere dikkat edecek? Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler genel kolların içerisinde. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları. Bu gerçekten her ikisi çalışma mevzuatı ile bilgiler ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları işçiler tarafından oldukça dikkatlice dinlenen konular. İş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan sonuçlarda bu genel konuların içerisinde. Meslek hastalığı, sağlık konularına gelince meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan, meslek hastalıklarını bilmiyorum kim anlatacak ama çok enteresan şeyler meslek hastalıklarının içerisine girdi. Postür duruşundan tutun da devamlı otururken postür bozukluğuna bağlı olan birçok şey meslek hastalığı grubuna artık sokuldu. Ve bu meslek hastalığı sebepleriyle birlikte hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikolojik risk etmenleri bence burada en önemlisi ilk yardım. İlk yardım gerçekten çok önemli. Eğer iyi bir ilk yardım bilgisine sahip olan kişi orada maalesef istenmeyen durumların hiç değilse bir kısmını önleyebilir. Teknik konulara gelince, teknik konularda kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, işte taşıma, lift kullanımı, parlama, patlatma, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenlikli kullanımı gibi çok önemli. Çünkü ilk önce emniyet derler biliyorsunuz bütün iş yerlerinize girdiğinde. Mutlaka bunların kullanımının çok iyi yapılması teknik konularda. Bu ekranlı araçlarla çalışma bu daha yeni yeni gelişti. Bunun da eğitimini vermeleri lazım. Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri de bu teknik konuların içerisinde. Yine işveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce çalışanın yapacağı iş ve iş yerine özgü riskler ve korunma tedbirlerini içeren konulukları da öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. Hep mükerrer şeyler söyleniyor, tekrarlanıyor. Çalışma yeri ve iş değişikliği, iş ekipmanlarının değişmesi, iş ekipmanlarının yeni teknoloji uygulaması gibi durumlar nedeniyle de ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler mutlaka verilmesi lazım. Kişi orada çalışıyor. Ama hiç kullanmadığı, hiç bilmediği veya yeni çıkan bir teknolojinin bir ürünü geldi. Bunun hakkında eğitiminin mutlaka verilmesi lazım ki çoğu yerde bu usta çırak usulüyle verildi. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana dediğim gibi iş dönüşünde çalışmaya başlamadan önce kazanın ve meslek hastalığının sebebi neden buna yakalandı? Nasıl korunabilir ve güvenli çalışmasını nasıl sağlayabilir? Mutlaka ilave eğitim verilmeli. Herhangi bir sebeple bunu da bahsettik. 6 aydan fazla süreyle, bunların süreleri çok önemli arkadaşlar. Ben de bir 15 yıl önce falan bu sınava girmiştim. İlk çıktığında hep benim ne hikmetse benim girdiğim sınavda yani iş yeri hekimliği ünvanını almak için eğitmenliği vardı da iş yeri hekim olmanız için hepimiz sınava girmek zorundayız. İş yeri hekim o sınava girdiğimde hep bana şeyler soruyor. Zaman 6 ay, 1 yıl hiç unutmuyorum. Ya, bu tip sorular sorulmuştu. Gene herhangi bir nedenle 8 ay değil, 4 ay değil, 6 ay, 6, 12 gibi rakamlar hiç unutmayın. Ama tabii bunların içerisinde 4-8 ama 6-12 gibi rakamlar burada çok sık geçiyor. Hiç bilmediğiniz zaman onlara yönelebilirsiniz. Mutlaka bu eğitim alınmalı. Ve şöyle tekrarlanıyormuşlar. Bunu da mutlaka güzel öğrenin arkadaşlar. Aklınızda kalsın. Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yılda en az bir defa. Çok tehlikeliler. Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 2 yılda en az bir defa. Unutmayın, en az. Bir defa değil. En az bir defa. 2 olur, 3 olur. Artık o işin özelliğine bağlı. Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise 3 yılda en az bir defa
eğitim almak durumundalar. Yine yanlış yap. Evet. Biz bu işi beceremiyor muyuz ya? Valla bu alttan üstten slide onu söyleyeyim. Bu bahsettiğiniz 6 ayda bir kişinin kontrolleri mi olacak şimdi? Hayır öyle değil. Şimdi şunu da söyleyeyim ben size. Şimdi herhangi bir meslek hastalığı geçirdi. Bir. Evet. İki, bir iş kazası geçirdi. Ve işe döndü kişi. Bunun mutlaka ve mutlaka yeniden eğitiminin nedenini, sebebini eğitecek şekilde yapılmalı. 6 ay herhangi bir sebepten işine gelmedi, ara verildi. Şu oldu, bu oldu. İşte en az 6 ay, 6 ay süreyle eğer işten uzaksa buna mutlaka eğitim verilmesi lazım. Burası 6 ay bu. Yazdık mı bunu? Evet. İşe yeni dönüşlerde, işe başlayan ve işe dönüş kişilerinde. İki, bir diğer konu. Çok tehlikeli işlerde en az yılda bir. Tehlikeli işlerde en az 2 yılda bir. Diğer işlerde ise en az 3 yılda bir eğitimlerin tekrarlanması lazım. Hiç unutmayın ki bunların mutlaka hepsinden tekrarlandığına dair belge ve görüntülü doküman arkadaşlar. Hatıra resmi. Grup çalışması var, bireysel çalışmalar var. Hadi bir resmimizi çektirelim, hadi bir şöyle yapalım, hadi böyle yapalım diye. Elinizde mutlaka şey olması lazım. Kanıt diyorsunuz. Çok önemli. Biz diyoruz ki herhangi bir şeyde söz gider yazı kalır. Ne işlem yapıyorsak yazalım ki kayıt altına alınsın. Siz de o mantıktan gidiyorsunuz. Ben zaten onu söyledim size. Sözler boz üstüne yazılır. Kayıtlar bakidir. Evet. O bakımdan bunu ben hep benim kendi mesleğimle ilgili de söylerdim herkese. Ya hocam işte izin verdik, şu verdik. Yok kardeşim. Gelecek. İmzasını göster bana. Evet. Başımıza çok olaylar geçti. Ben mesleğe 82'de başladım. İşte 2-3 yıl önce de emekli oldum. Evet, iş sağlığı güvenliği eğitimleri. Bunu söyledik. Bir de özel gruplar var. Bu özel gruplarla ilgili sorular da gelebiliyor. Şöyle geliyor. Hangisi özel gruptan değildir? Gibi sorular gelebiliyor. 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış genç çalışanlar var. Bunlar özel grup. Yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar. Bunlar özel gruplar. Ve bu özellikleri dikkate alınarak eğitim verilmesi lazım. Yine destek elemanları ve çalışan temsilcilerini, destek elemanları dediğiniz işte bu iş yerinde ekip başları olan kişiler çoğunlukla ya destek elemanı veya çalışan temsilcisi olur. Bunların mutlaka görevlendirdikleri konularda ilgili eğitim verir. Yani siz bu kişiyi destek elemanı veya çalışan temsilcisi yapıyor iseniz buna özel eğitim verme durumundasınız. Bu konu da önemli. Bu konuyla ilgili de sorular geldiğini ben biliyorum. Şimdi bunu anlattığıma bakmayın. Bu işi Türkiye'de ilk çıktığı zaman anlatanlardanım ben. Diyarbakır'a gittim. Ankara'da anlattım. O zamanlar çok popülerdi. Şimdi zannediyorum çok fazla istek yok ama yaklaşık 6-7 yıldır da anlatmıyorum. Eğitim programlarının hazırlanmasında işveren yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini bir yıllık eğitim programı adı altında hazırlamalı ve bunun gerçekleşmesini sağlamalı ve aynı zamanda onaylamalı. Bununla birlikte bu eğitime katılan ya iş sağlığı güvenliği uzmanı veya iş yeri hekiminin de mutlaka imzası gerekir. Bir de şu var, tabii bunlar hepsi saati ne zaman uygun, nasıl yapılacak?
eğitim programları, çalışanlar ve işçi temsilcileriyle mutlaka ortak karar alınması lazım. Bu eğitim programlarının planlanmasında genelde şöyle yapılır. Sistem şudur. Eğitim programlarının planlanması, işveren getirip de eğer işveren bir iş sağlığı güvenliği uzmanı değilse, eğer işveren iş sağlığı güvenliği uzmanı ise o hazırlar getirir. Değilse iş sağlığı güvenliği uzmanı vardır çalışılan yerde. İş yeri hekimi vardır. Bunların ikisi bir program hazırlarlar. İşte yıllık, 2 yıllık veya işte kısa süreli programlar. Şunları yapalım diye. Onu işverene imzalatırlar. İşveren de bunun çalışanlarını tebliğ eder. Şu saatte şunları yapacağız arkadaşlar. İşte ben sizi ondan sonra sinemaya getireceğim. İşte falan gibi. Veya yemeğe gideriz hep beraber gibi. Böyle şaka yoldu. Katılımı çoğaltabilir tabii. Yine bahsettiğim gibi işe yeni alımlarda ve değişen şartlara göre de eğer değişen şartlarda bir risk olayı söz konuysa yıllık eğitim programlarına ilave yapılması lazım. Yine eğer mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarının değişmesiyle yeni riskler ortaya çıkarsa eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanlara uygun eğitim yeniden verilir. Yıllık eğitim programında verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir. Eğitim sürecinin ve konuları, işte çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde veya işin devamı süresince belirlenen periyotlar içerisinde, lütfen bunu zaten bakın burada değişik renklerde içermiş. Az tehlikeli iş yerleri için en az 8 saat. Tehlikeli iş yerleri için en az 12 saat. Çok tehlikeli iş yerleri için en az 16 saat için olarak her çalışan için düzenlenir. Yani her çalışana dediğin şunu kastediyor. Her çalışan 10 tane çalışan varsa 60 saat olarak değil. Çalışan grupları veya tek başına bir eğitim veriyorsanız o çalışan için o az tehlikeli 8 saatten az olmamalı. Bu da. Eğitim süreleri. Tehlikeli iş bölgesi grubunda 8 tane çalışan var. Bu 8 kişiye ayrı ayrı 12 saat mi veriliyor? Eğer gerekliyse yani 8 saat dönüşümde. Yok değil. Eğer onların hepsini toplu beraber anlatacaksanız 8 saat ama başka bir şey, yani her kişiye en az 8 saat derse girmenin anlamında. Anladım. Bu toplu katılım olabilir, ferdi katılım olabilir, grup katılım olabilir, pratik olabilir, teorik olabilir. Değil mi? Vardiya sistemi. Yani o katılabilir, katılamayan olur. İşte ikisine üçüne katılmaz ama her iş yani sizin elinizdeki vermiş olduğunuz sertifikada bunun tamamlandığını belirtmeniz lazım. Anladım. Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas soru olarak birlikte 4 saat ve katları şeklinde iş yerindeki vardiya ve benzeri iş programları dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde hep bir kere şunu da hiç unutmamak lazım. Yani bir eğitimin en az süresi 1 saat olmalı. Yani 1 saatten daha az olan eğitimden hiçbir verim olmaz. O zaten şey yapılmaz. Bir de gene bahsettiğim gibi mutlaka bunları düzenlerken giriş saati, çıkış saati, katılanların imzası alınması lazım. Eğitimin verimli olması için eğitime katılacakların, ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Mutlaka burada çalıştığı işle ilgili eğitimlerin özellikle dikkate alınarak verilmesi lazım. Ve yani artık sizler hemen hemen bilirsiniz yani özellikle sağlıkçılarda bu benim çoktur. Eğitim anlıyor mu, anlamıyor mu, nasıl yapıyor diye. Ve hem de pratik olarak uygulama düzenlenmesi lazım. Sus. Çocuk galiba öyle mi? Ama yok bu kuş ya. Bir kuş sesi. Evet benim evimden geliyor Kaan Bey.
Senden mi geliyor kuş sesi? Ama evet. Ne yapalım? Kapat mikrofonunu. Salak mı ne? Ay çekmedin. Ben kapattım mikrofonu. Ders veriyorlar, ben dinliyorum şimdi. Öbürünü yapayım dedim, bak öğrenemiyorum ikisini. Dedim o dursun, bunu şimdi dinleyeyim. Bu şimdi kardiyoloji doktoru. Aynı zamanda şey veriyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım mı? Kardiyolojiyle ilgili soruları sonuna bırakalım. İsteyen sorabilir. Onunla ilgili. Tamam canım, sen dersi anlat. Yapacak mı? Hadi çok acı yapma ha. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Herkes şu mikrofonlarını kapatsın arkadaşlar. Dersin sonunda beraber yapalım. Oldu mu? Soruşsun öyle yapalım. Çünkü herkes işin içine daldı. Bu işin çivisi çıktı. Çiviyi çıkarmayın arkadaşlar. Ben sizin hepinizin hocası sayılırım. Benim iyi niyetimi suistimal etmeyin. Lütfen şu telefonları, hatları kapatalım. Karşılıklı böyle olmasın da bitince yaparız. Oldu mu? Evet, arkadaşımız da haklı. Söyleyen arkadaşımız, o kuş sesi geliyor. Lütfen siz de mikrofonunuzu kapatın ve dinleyin. Tamam. Yine demin de bahsettik, eğitim ya bireysel olarak veya gruplar halinde verilebilir. Bu artık o kişiler ilgili ne şekilde değerlenecekse. Bir de arkadaşlar şimdi mesela bir eğitim yapıyorsanız, bu eğitimin sonunca kişinin o eğitimle ilgili davranışlarını mutlaka sizin istediğiniz şekilde değiştirmesi lazım. Siz eğer ki derse başlamadan önce, eğitime başlamadan önce bu konunun kendileri için önemli olduğunu söyleyecek olursanız ve bu eğitimde buna dikkat çekecek olursanız, onların reaksiyonlarında olumlu şeyler görebilirsiniz. Mutlaka nasıl atik davranacak, ne yapacak? Sizler mesela şeysiniz, hepiniz anladığım kadarıyla sağlıkçısınız. Bir ilk yardımla ilgili bir konuda, ilk yardımın böyle çok seri olarak yapılması, hızlı yapılması, bu işlerin mutlaka öğretmek lazım ve bu kişilerin, eğitim alan kişilerin bu tepkilerini mesela ilk başta çok daha yavaş verirken daha sonra çok daha hızlı verilmesini, ilk yardım yaparken daha üst yardımlarının çağrılması gerektiğini, bunların hepsini anlatırsanız dediğim gibi çok hayat kurtarır. Ve her eğitimin sonunda ölçme değerlendirmesiz bir eğitim yapılmaz. Bu ölçme değerlendirme hem sizin eğitimdeki ne kadar katkı verdiğinizi hem sizi ölçer değerlendirir, hem de bu eğitimi alan kişinin ne kadar bu işi öğrendiğini ve verimli olabildiğini mutlaka test etmek lazım. Ölçme ve değerlendirme çok önemli biliyorsunuz. Artık bunun sınav yöntemi teorik olur, pratik olur, çoktan seçmeni olur veya konuşarak olur veya dediğim gibi pratik de olur. Bu mutlaka ölçme değerlendirme yapılması lazım prensiplerin içerisinde. Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hariç olmak üzere. Yani iş sağlığı ve güvenliği eğitimi işe başlama bu temel. Ek 1'in 1. bölümünde belirtilen genel konular işverilince gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir diyor. Verilmeyecek olan ne? İşe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri. İşe başlamadan önce, işten sonraki bütün eğitimler bu şekilde verilir. İşte bahsetmek istediğim buydu. Genel konular işverence gerekli yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir deniliyor. İşte burada şu tartışıldı. Yani bu tamam bir COVID zamanında şurada burada çok özel durumlarda olabilirdi. Ama bu acaba burada geçen süre akşamüstü verdiniz bunu. Şu benim gibi saat 6'dan 8'e 9'a kadar eğitimi verdiniz. Bunu ne diyor hukuk kanun yani çıkan yönetmelik veya bu diyor çalışma süresinden sayılır. Kişi derse ki benim bu çalışma süremden sayıldı. Benim bu 3 saatimi bana mesai olarak yazın. Bence haklı.
Kimler eğitim verebilir arkadaşlar? Bir kere iş yerinde görevli iş güvenliği uzmanları ve iş hekimleri, hekimleri. Bunlardan birinci sorumlu. Fakat şimdi illa bunlar verecek diye bir şey yok. Yani siz başka işvereniniz veya sizin yeterli olmadığınız zamanlarda başka kurum ve kuruluşlardan da şey yapabiliyorsunuz, yardım alabiliyorsunuz. Onlar da bu konuda yardımcı olup eğitim verebiliyor. Nedir bunlar? Kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluştukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumunun niteliğindeki meslek kuruluşları ile bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık güvenlik birimleri tarafından eğiticilerin ek birdeki eğitim programlarında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir. Şimdi herkes her şeyi anlatacak durumda değil. Örneğin biz bunu anlatırken iş yeri hekiminin bir unvanına sahip olan kişilerin anlatacağı konular. İş yeri hekiminden başka buna ait sertifikası olan kişilerin yani iş yeri hekimliğiyle ilgili ders anlatma sertifikası olan kişilerin anlatacağı konular. Bunun haricinde mesela ben kendim için konuşuyorum. Dahiliye, kardiyoloji uzmanlarının anlatacağı konular. Bunun haricinde yine halk sağlığı uzmanlarının anlatacağı konular farklı. Nitekim o ders programına baktığınız zaman, bilmiyorum yazıyor mu, o programda, bizim programlarda olur, şunları, şunları, şunları bu kişiler anlatabilir, bunları, bunları bu kişiler anlatabilir diye. Burada belirtmek istediğim bu. Yani herkes her dersi veremez ama bu tip toplu yerlerde her dersi veren, her derste verme sertifikası elinde olan kişiler vardır. Peki eğitim hangi mekanlarda verilebilir? Mekanların niteliği nasıl olmalı? Tabii ki uygulama nasıl, ne yapacaksınız? O uygulamayla ilgili şekilde uygun bir mekan olmalı. Eğer bu pratik bir derse, o pratiğine ait artık neyin pratiğini yapıyorsanız, mesela ilk yardım pratiğini yapıyorsanız, onunla ilgili bir mekan hazırlanmak durumunda. İşte ambu cihazları, işte laringoskoplar, fantomlar özellikle bu konuda çok önemli. Bunlarla efendim yangınla ilgili bir uygulama yapıyorsanız, bununla ilgili bir senaryo gerçekleştirebilecek, eğitimi yapabilecek bir mekan olması lazım. Yine bu termal şartlar, konfor şartları, yeterli aydınlatmanın sağlanması, eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin günün teknolojisine uygun olması gereklidir. Tabii yani şimdi siz bir ilk yardım eğitimi veriyorsanız, bu ilk yardım eğitiminde işin ABC'sini öğretirken tabii hiç kimseye oturup da bir laringoskop kullanmasını, endotrakeal tüp kapmasını bekleyemezsiniz. Bu sağlık personelinin işi ama işte onların neler yapabileceğini söyleyebilirsin. Ama bir sağlık personelini eğitiyorsanız onlara da bu sağlık personelini eğitirken de mutlaka bir bu konuyla ilgili gelişmiş araç ve gereçleri barındıran bir şeyiniz olmalı, mekanınız olmalı. Eğitimlerin belgelendirilmesi çok önemli tabii arkadaşlar. Mutlaka bunların belgelendirilmesi lazım. Dediğim gibi eğitime katılanlar ve işveren tarafından bunlar imzalanırlar. Bu belgede eğitime katılacak kişinin adı, soyadı, bunlar zaten matbu olarak vardır. Ünvanı, eğitim konusu, süresi, eğitim verenin adı, soyadı, görev ünvanı yazısı gibi bilgiler yazılır. Bunlar oturulur, kişinin dosyasının içerisine konur. Bir gene eğer ki iş yeri dışında bir sertifika verildiyse de bunlar alınır, kişinin yine özlük dosyasının içerisine konur. Burada bir 5 dakika mı ara verelim? 5 dakika ara verelim isterseniz. Ondan sonra çünkü konuyu değiştireceğiz ve 10 dakika ara verelim. Yetişkin kimdir? Biyolojik olarak yetişkin diye diğer bir konuya geçeceğiz. Hepiniz bir kahve için rahatlayın. Sonra birlikte olacağız arkadaşlar.
Kahve yapsana. Ha, diyorum. Şey, bakalım ya 8.30. Şey biter zaten. Nescafe yapalım. Nescafe yapalım.
Evet arkadaşlar. Sesim geliyordur umarım. Bir ses kontrolü yapabilir miyim? Geldiğine dair bir teyit edebilir miyim? Bir ses kontrolü rica edebilir miyim? Hocam geliyor sesiniz. Gayet iyi. Tamam oldu. Teşekkür ederim. Şimdi bu yetişkin eğitimine geçmeden önce bir yetişkin tarifi var. Birçok yetişkin tarifleri var. Onların sırasıyla anlatacağım yeri geldikçe. Tabii hepinizin, sizler sağlık beslenmenizi bilmeniz gayet normal. Biyolojik olarak yetişkin üreyebilme yeteneğine ulaşmış bireylerin hepsi yani ergenliğe gelmiş olan herkes, bayansa doğurganlığa gelmiş, erkekse üretebilen kişiler biyolojik olarak yetişkin sayılıyor. Bir de yasal olarak yetişkinlik var. Tabi biliyorsunuz bu yasal olarak yetişkinlik 18 yaş sınırı bizim ülkemizde. Başka ülkelerde hemen hemen bu. İmza atabiliyor. Başkasının iznine veya himayesine ihtiyaç duymadan yasal yükümlülükleri yerine getirebiliyor. İşte ve 18 yaşını bitirmesi şart. Bu kişilere de biz yetişkin kişi diyoruz. Biyolojik olarak yetişkin başka, yasal olarak yetişkin çok başka. Yani 18 yaşına gelip de gelmeden önce biyolojik olarak yetişkinliğini tamamlayabilir bir kişi. Veya belki soğuk iklimlerde bilmiyorum ama soğuk iklimlerde veya yeni hormonal bir rahatsızlık sonucunda ise 18 yaşında bitirmesine rağmen biyolojik olarak yetişkin olabilir. Bir de bahsettiğim gibi birçok şekilde tanımlanabiliyor. Sosyolojik ve psikolojik olarak şey var. Şimdi bizim toplumumuzda özellikle bu çok sık gördüğümüz bir şey. Bazı çocuk yaşta diyebileceğimiz kişiler yetişkin rolü üstlenirler ve üretirler, evine katkıda bulunurlar. O bakımdan bu toplumda yetişkin rolü üstlenmiş, tam zamanlı çalışan, oy kullanma gibi sosyal sorumluluklarını yerine getiren bireylerdir bunlar. Ülkemizde sosyolojik açıdan yetişkinlik genelde yasal yetişkinlikten önce gerçekleşir. Burada sosyal sorumluluklar da söz konusu. Oy kullanma gibi sosyal, burada bir hata var. Ben de şimdi dikkat edeyim. Toplumda şimdi sosyolojik açıdan yetişkin dediğiniz kişinin, bakın burada da kendi kendini zaten bu hata şey yapıyor. Sizin de dikkatinizi çekecektir. Şimdi söyleyeceğim. Tam zamanlı çalışma, oy kullanma gibi sosyal sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerdir diyor. Halbuki ülkemizde sosyolojik açıdan yetişkinlik genelde yasal yetişkinlikten önce gerçekleşir. Oy kullanan yasal yetişkindir. Burada bir yazım hatası söz konusu. Ben hazırlamadığım için slaytları da daha önce bana daha bir söylediler bunu anlatacağımı. Böyle detaylı inceleyemediğim için şimdi anlatırken dikkatimizi çekti. Yani sosyal oy kullanamaz bu kişi. Yani bir kişinin sosyolojik olarak yetişkin olabilmesi için onun çok daha yetişkin olmadan önce
yasal yetişkinlikten önce gelişir. Bir de psikolojik olarak gelişmiş şeyler var. İşte özbeni gelişmiş, kendi yaşantısını kontrol edebilen ve yönlendiren, özgüven ve öz saygı konularını hayatın her kademesinde kullanan ve geliştiren bireyler. Bunlar da yetişkin olarak sınıflandırılır. Hani boyundan büyük laflar ediyor gibi lafları söylediğimiz kişiler de bunların içerisindedir. Ama şurayı dikkatiniz için. Toplumda yetişkinlerin rollerini üstlenmiş ve tam zamanlı çalışma, oy kullanma gibi sosyal sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerdir. Hayır, oy kullanamaz kişiler. Oy kullandığı zaman bu tabir başka bir şeye girer. Başka bir tanıma girer. Evet. Şimdi tabii bu yetişkinlerin eğitimi dediğiniz zaman bunları bazı gruplar altında toparlanmış ve anlatılıyor. Ben de bunları sırayla sizlere söylemeye, anlatmaya çalışacağım. Bir kere yetişkinlerin eğitimi, ben yıllarca amfilerde ders anlattığım için genelde benim eğittiğim veya ders anlattığım kişiler yetişkin grubundaydı. Yani işte ise biyolojik olarak yetişkindi. O bakımdan hemen hemen davranış biçimleri aynıdır. Bu İSG derslerinde anlattım. Ama tabii yaş ilerledikçe daha enteresanlaşıyor. Demin bir hanımefendinin olaya müdahale etmesi gibi öğrenmeyi destekler ve aracı olur. Yani öğrenmek ister, kesintiye uğramasını istemez, güvenli bir ortam ister. Yani rahat bir şekilde anlamayı, kavramayı ister. Sorumluluğu katılımcıların ve eğitimcilerin paylaşmasını sağlar. Yani birbirlerine saygı çerçevesi içerisinde, maksimal saygı çerçevesinde eğitim ister. Şimdi olumlu eğitim atmosferi dediğimizden onlar aşama aşama. Bir eğitim öncesi, eğitim esnasında ve eğitim sonrası olmak üzere. Mutlaka eğitimden önce hazırlık yapmak zorundayız. Ben tabii sizlerin hepsinin bu konuda eğitim yapacağınızı düşünerek bunları anlatıyorum. Katılımcılar hakkında bilgi edinmeli. Elinize mutlaka bu şeyle ilgili bir doküman gelecektir. Kimin bilgi, şu soru, soru, iş yapar. Hatta daha da genişletebilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Aile bir yapısı nedir, neden hoşlanır, neden hoşlanmaz. Şimdi her yaş grubunun olduğu gibi yetişkin yaş grubunda araç gelişleri biraz daha farklıdır. Mesela daha genç yaşlarda daha teorik olarak giderseniz çok daha ufak yaşlarda mutlaka görsele hitap etmeniz lazım eğitimi yapmanız için. Fiziksel koşulları bu şekilde hazırlamanız lazım. Katılımların ne ihtiyacı var eğitimle ilgili olarak, o eğitim konusuyla ilgili olarak ihtiyaçları belirlenip ve hazırlıklarını yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi katılımcılar hakkında dediğiniz gibi bilgi çok önemli. Ben dönem dersleri anlatırken, 3. sınıf dersleri, burada bilgi almanız mümkün değil. Yani oturup da 150 kişilik bir amfinin 150 tane kişiyi getirdin ve ben bunların özgeçmişlerini okuyayım, İşte ne yaparlar, ne ederler gibi mümkün değil, olamazdı yani. O bakımdan ama bu sizin eğitim yaptığınız çok ufak topluluklar. O bakımdan bunlar hakkında mutlaka daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Herkesin eğitimi farklı olabilir. Yani lise eğitimi olabilir, üniversite eğitimi olabilir veya işte ilkokul eğitimi olabilir. Veya değişik kültürlerde olabilir kişiler. Bunları mutlaka sosyal kültürel dediğim gibi kişiler olabilir. Ve bu eğitimi hangi amaçla aldı? Bundan sonraki bu eğitimi aldıktan sonra şimdi hangi şartlarda devam edeceği ve nereye yapacaklarını mutlaka bilgi sahibi olacaksınız ki bu ufak bir topluluk için oldukça kolay. Zaten siz çalışanlarınız için bunu bilirsiniz. Ve ona göre eğitimin ağırlığını, eğitimde dikkat edilmesi gereken şeyleri
Mutlaka yapmak lazım. Şimdi eğiticinin hazırlanması diye bir ana başlık var. Konuyla ilgili yenilikleri öğrendik. Bunu ben her zaman anlatıyorum. Şimdi biz de sağlıkçı olduğumuz için buraya gireyim hem de şey vermek isteyeyim. Ben bir 2 sene ara verdim hocalığa. O sırada başka işlerim vardı. Onlarla ilgilendim. Sonra döndüm. 2 sene çok değil. O sırada bir işte kolesterollerle ilgili bir şey anlatmam gerekiyor. LDL kolesterol seviyesi hasta olan gruplarda, yani kardiyovasküler hastalık veya işte diyabet olan gruplarda 100 miligram desilitrenin altındaydı benim anlattığımda. Başka bir şey de değişmemiştir. Yani ben baktım dedim ki orada duruyor slide. Baktım slaytlara. Acaba dedim bununla ilgili çünkü hakikaten bayağı bir koptum çünkü hekimlikten. Yani yurt dışına falan gitmiştim. Bu bakayım dedim ya ne oldu? Yani bu seviye ne oldu? Bir baktım 85'e indirmişler. Yani o hasta grubunun LDL seviyesi 85'in altında olması lazım diye. Ben şeyden bahsetmiyorum yani o farmakolojik tedavileri falan zaten bakıyoruz tedavi ilkelerine ama bu benim küt diye 2 yılda 100'den 85'e indirmelerini çok garipsemiştim. Anlatırım da yani bu kadar hızlı iniyor. Hızlı revize oluyor bazı bildiklerimiz diye. Mutlaka burada konuyla ilgili yenilikleri öğrenmek durumunda bir eğiticidirken. Kritik becerilere uygun eğitim yöntemi ve araç gelişleri sağlamak. İşte model kullanımı dediğim gibi mesela bizimle ilgili ne vardır? Fantom vardır değil mi? İlk yardımı anlatırken. Onlar nasıl kullanılır? Bunun gösterilmesi. Bu eğitimin, ilk yardım eğitiminin daha sağlıklı olmasını sağlar. Yani bütününü bilirsiniz, uygulayacağını bilirsiniz. Mesela ben her zaman bazı işte eğitimlere katıldığımda yardımcı sağlık personeline sen burada dur, bundan sonra mesuliyet alma dediğim olmuştur eğitimde. O bakımdan bunların mutlaka iyi belirlemesi lazım. Slaytlarınızı yeniden gözden geçirmeniz lazım ki Konya'da ilgili bir hazırlık yapmış olasınız. Müsaade ederseniz şöyle ben kahvemi biraz içeyim. İçemedim. Geç geldi. Kurs esnasında mutlaka olumlu bir eğitim atmosferi oluşturmak lazım. Ve her şeyde olduğu gibi de sürdürülebilirliğin olması lazım. İşte burada insanların gönlünü fethetmek için illa kursun içerisinde olaylar değil, kurs dışarısında da olaylar. Daha değişik şeylere dikkat çekme. Konunun girişi, gelişmesi, sonuçlandırılmasının mutlaka böyle bir periyot içerisinde yapılması lazım. İletişim gerçek anlamda şunu siz de bilirsiniz. İletişim yalnız sözlü olmaz. Sözsüz iletişim de çok önemli. Sizlerin hepinizin anne baba olanlar bilirler. Çocuğunuza bağırırsınız bazen o zaman etkiler. Bazı ebeveynler de gözüne baktığı zaman etki eder gibi. Bir kere katılımcılar bu süre içerisinde mutlaka onların bir tanışma süresi olması lazım. Kursun amacının ve hedefinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi hep beraber iş yapılacak. Zaten bu tip bizim anlattıklarımızda ilk başta diyoruz ya işte bunun amacı şudur diye. Bu bize ders anlatımının içeriğinde söylüyor zaten. Amacın şu, şu 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 kanunları kullanarak anlatacaksın. Çok da dışarı sapmıyor işin açıkçası. Bir de katılımcı ne bekliyor? Yani bu eğitimden neyi bekliyor? Ne sonuçlandırılmasını istiyor? Ve burada hangi aparatları kullanılacak, hangi yöntemler kullanılacak? Bunları bilmek durumunda. Ve Inter biliyorsunuz bir demin yapmaya çalıştık. Olmadı. İnteraktif eğitim var. Ki ben interaktif eğitimi genelde böyle üçüncü sınıflara değil, dördüncü sınıflara veya internet sınıflarına uygulardım. Muhtemelen interaktif eğitim kadar güzel bir şey yoktur.
Soru cevap, soru cevap, soru cevap, soru cevap. İnsanın eğitimine interaktif eğitim çok büyük bir katkıda bulunur. Ama tabii burada belli bir zaman periyodunda belli şeyleri tekrarlayacağımız için bu maalesef gerçekleşmesi biraz mümkün gözükmedi. Hepiniz, kiminiz anlatmıştır, kiminiz anlatmamıştır bilemiyorum. İşte ses tonu, vurgusu ve yüksekliği iyi anlatılmalı. Mutlaka tane tane ve anlaşılabilir bir şekilde anlatılmalı. Konular arasındaki geçişin sağlıklı bir şekilde, akıcı bir şekilde olması sağlıklı. Yine çok net, anlaşılabilir cümleler ve net vurgular yapılmalı. Yani zaman zaman biz şaka yapabilirsiniz. Bu çok olağan, çok güzel şey. Mesela sınıfın böyle dalgalandığını gördüğünüz anda ben çok anlattım. Hayatımdan bir geçmişimden bir sahne anlattım. Çok olmuştur. Sözsüz iletişimde çok önemli beden dili. Şimdi beden diline hakim olan bir kişi eğitimin büyük bir çoğunluğunu yapmış demektir. Beden dilinin içerisinde biliyorsunuz mimikler, jestler, göz temasları bunlar çok önemli. Ve anlatırken karşı tarafa enerjinizi verebilmelisiniz. Artık kıyafet, oda içinde dolaşmak, dikkat çekici hareketlerden kaçınmak, yapay engellere dikkat etmekte iletişimin başka dikkat edilmesi gereken özellikleri. Ne dedim demin? İletişimde beden dili çok önemli. İletişimde beden dili hemen hemen %55, ses tonu %38 ve sözler ise %7 etkin. Yani çoğunluk beden dilinde iletişim sağlarken özellikle. Kurs sonrası olumlu eğitim atmosferi için kurs sırasında zorluklarla başa çıkmayı öğretmek. Yani şimdi bu her meslekte var değil mi arkadaşlar? Yani bir kendi mesleğinizde de mesela siz eğitim hemşiresi olsanız veya eğitimle ilgili bir sağlık çalışanı olsanız gerek paramedik olsun gerek şey olsun. Ne dersiniz? Mesela en basitinden bir enjeksiyon yaparken veya bir kan alırken şu olabilir. Hiç olmadık şekilde bu olabilir. Kanamayı kontrol edemezsin. Şunu yapamazsın. Onu da şöyle yap, böyle yap gibi. Değil mi? Eğer bu eğitimi ya kan böyle alınır deyip geçmek veyahut da işte iğne böyle yapılır deyip geçmek değil de daha sonrasında çıkacak problemleri de öngörüp onları da anlatabilmek ve bununla ilgili deneyimlerinizi paylaşmak eğitimin en önemli konularından biri. Ve gene katılımcılarla birlikte eylem planı ve toplantı yapmak, destekleyici izlem ve eğitsel etkinlikler yapmak da burada önemli şeylerdir. Şimdi burada gene kurs sonrası olumlu eğitim atmosferi için katılımcıların ilgili problem ve engellerin çözümü için yardım etmek. Onu bahsettim. Yeni beceri ve etkileri hemen uygulamak. Çünkü unutulabilir. Olayı teorini anlatırsınız. Ama olayı mutlaka pratiğini de dökmeniz lazım. Ondan sonra bunun uygulanması lazım ki daha çok perkinleşsin. Ekip çalışması gerçekten çok önemlidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle bizim mesleğimizde ekip çalışması çok önemli. Gerek cerrahi branşlarda olsun, gerekse dahili branşlarda olsun. Mutlaka en basitinden siz biliyorsunuz, birbirinize giderken işte hastayla ilgili bir vizit yapmanız, hastayı bir sunmanız veya nöbet devrederken bu bile bir ekip çalışmasının gereği. Veya işte bir arkadaşınız bir müdahalede bulunurken ona yardım edilmesi bir ekip çalışması. Bu ekip çalışması özellikle sağlıkçılarda son derece güçlü bir şey. Yani bizim olmazsa olmazımız. Siz doğaçlama olarak bunu aktarın yeter. Ve gene işte gerçekçi hedefler belirlemek. Çok afaki şeylerin peşinde koşmamak. İzlem ve iş yerinde gözlem yapmak. Gene kurs sonrası
olumlu eğitim atmosferi için gerekli şartlar. Peki yetişkinler nasıl öğrenir? Yetişkinlerin eğitim konusunda bir bağlantısı olmasını ister. Bir kere çok dikkatlidirler. Ve kursun başlangıcında kursun amacı mutlaka açıklanmalı. Mesleki performansla bağlantısı kurulmalı. Sebep-sonuç ilişkileri iyi kurulursa gayet olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Eğitim kendi konularıyla ve ilgiliyse öğrenmeye hevesleri olur ve güdülenir, yani heveslenir. Net ve açıkça hedefler belirtilir. Katılımcılar hakkında bilgi edinilir. Katılımlar için ihtiyacı eğitim süreciyle birleştirilir. Yani zaten katılımcı sayınız az. İsmiyle hitap et. Onun ailevi yapısını bilmek. Ne beklediğini, ne yaptığını bilmek. Öğrenme kapasitesini zaten daha ileride şey yaparsanız ölçebilmek ve ona göre seviye belirleyip ona göre hitap edebilmek bence çok önemli. Eğitime etkin olarak katılmak istedikleri gerçek. Özellikle yetişkin grupta anlatıyoruz bunu. Program ve etkinlikler hakkında katılımcıların görüşlerini almak çok önemli. Yani nasıl yapalım, ne edelim, şunu şöyle daha mı çabuk öğrenirsiniz gibi. Soru sormak ve geri bildirimde bulunmak çok maalesef bizde çok fazla olan bir şey değil. Özellikle ben bir hatamı yaparım. Şimdi sorulan sorular, ben her zaman talebelerime şunu derdim ki sizin sorduğunuz sorudan ben bu dersi ne kadar anladığınızı anlıyorum. Yani soru insanın öğrenme kabiliyetini ve öğrenme seviyesini ortaya koyan bir şeydir. Ve bu çok önemli. Soru sormayı mutlaka serbest bırakmanız lazım. Beyin fırtınası ve tartışmalar yapmak. İşte bu olmazsa bu olur, bu olmazsa böyle olur, şöyle olursa ne olur gibi. Hani her zaman yumruk sağdan gelmez, soldan gelir. Acaba değişiklik olabilir mi? Şaka yapıyorum tabii burada. Ve katılımcılara belirli görevler verip sınıf etkinlikleri düzenlemek de burada önemli. Eğitim ve çeşitlilik çok önemli. Bu gerek görsel ve işitsel araçlarla, yani bu film olabilir, video olabilir, audio gösterimleri, ses gösterimleri olabilir. Sınıflarda bu sınıf dersi olarak olabilir. İşte demonstrasyon, örnek yaparsınız, bu şekilde yapacaksınız diye gösterirsiniz. Beyin fırtınası, ben bunu çok önemsiyorum. Özellikle gene bizim meslekte çok önemli. Ayrış sonunda çok önemli. Hadi arkadaşlar bir düşünelim bakalım bu işin içinden çıkabileceğiz mi diye. O hastayla ilgili çeşitli sorular, çeşitli fikirler ortaya çıktığı zaman şu şundan dolayı olmaz, şuna olur. Şu şundan dolayı olmaz, olursa şöyle olur. Şunu şöyle yaparsak şöyle olur. Bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir gibi. Bu olursa bunu isteriz, bu olursa bunu isteriz, bu olursa bu tahlili isteriz. Bu tahlili istedik, olmadı tomografi isteriz diye benim de bu sırada en önemli durduğum arkadaşlar sırayla gidelim. Çok zengin bir ülkedeyiz. İlk başta tomografileri istemeyelim. Hiç değilse eğer ilk başta halledebileceksek bu işi daha ucuz tetkiklerle halledelim diye onların belirli bir sıra içerisinde eğitmeye çalışırdım. Bunun için beyin fırtınası. Küçük grup etkinlikleri tabii küçük gruptaki eğitimin özellikle interaktif eğitimin katkısı çok daha güzel ve çok daha eğitici ve çok daha kalıcı. Bu işi oyunlaşmaya götürür müsünüz? Bizim meslekte de oluyor mesela. Şöyle olursa böyle olursa diye. Bu konuda şimdi çok deneyimli insanlar oluyor bazen. Bunların deneyiminden faydalanmak, bunların anlatımından faydalanmak, misafir eğiticileri davet etmek, konuşmacıları davet etmek yine eğitime bir çeşitlilik katar. Olumlu geri bildirimler verilmesini isterler demişsiniz. Önce yapan konuşur, önce olumlular söylesir, sonra öneri getirilir. Konuya ait geri bildirim yapılmalıdır. Şimdi geri bildirimin iki tane güzelliği var. Bunlardan birincisi sizin bu işe ne kadar muvaffak olduğunuzu gösterir. Bir diğeri de eğitim verdiğiniz kişinin ne kadar anladığını gösterir.
Eğer bunları geri bildirimleri tam olarak alabilirseniz muvaffakiyetiniz çok daha fazla olur. Geri bildirimler eğer olumlu ise, güzelse mutlaka teşvik edilmesini isterler. Teşvik edilince işe daha canla başla çalışırlar. Bunu biz de yaparız hoca olarak. Çok da yapmışızdır yani. Aferin bak bu iyi düşünmüşüm. Bravo. Böyle ol falan gibi. Ondan sonra sen iyi sordun. Demek ki bu işi biliyorsun demin bahsettiğim gibi. Veya verdiğin cevap son derece güzeldi, akıllıcaydı gibi. Geri bildirimlerde, müsbet bildirimler insanların daha çok teşvik edilmesini sağlarlar. Meslekte eğitim sırasında, yani tıp eğitimim sırasında çok kullanmışımdır ben. Şimdi dediğim gibi yetişkinler en çok çekindikleri şey başarısız olmak istemezler ve başarısız olmaktan da bayağı korkarlar. Çünkü artık belli yaşa gelmiş, belli bir şey var. Arkadaşlarının yanında küçük düşmek istemez. Ailesinin yanında küçük düşmek istemez. Düşünün bir annenin veyahut da işte bir anneyi veya bir amcayı, teyzeyi, onun ya bu işi yapamadık demesi onlar için oldukça negatif bir şey. Ve eğitmenlerle anlaşamaktan korkarlar. Çoğunluğu da anlaşmayı sağlar. Ben İSG kurslarına Ankara'da gittiğim zaman, onların yaş grupları tabii çok fazlaydı. Çok da kalabalık kurslara verildik. O zaman çok popülerdi, yeni çıkmıştı. Bana soru soran, ısrarla soru soran kişilerin büyük bir çoğunluğu o gençlerden çok orta yaşlı grubu. Çok yaşlılar yoktu açıkçası. Orta yaşlı grubuydu ve devamlı soru soruyorlar. Yani ders aralık. Fakat çok enteresan yeri, ders arasında soru sormak pek istemiyorlar. İstenmiyor yani. Ama tabii şey sorar bu. Amfideki bir öğrenci sorar. Çünkü amfideki öğrencinin beklentileri daha başkadır. Ama burada genelde soru sorduğu zaman acaba mahcubiyet olur mu? Bunu ben anlayamadım, arkadaşlarım anlamış mı? Onu genelde ders arasında sormayı tercih ediyorlar. Bu da benim gene enteresan bir gözlemim. Ama amfideki bir öğrenci, yani 4. sınıfta bir yatak başı vizitindeki bir öğrenci çok rahatlıkla patavatsızca hiç olmadık bir şey daha sorabilir. Ondan sonra sen de diyorsun, oğlum sen beni hiç dinlemiyor musun? Ya kızım sen beni hiç dinlemedin mi? Deriz. Çok da söylemişizdir bunu. Biraz daha kulağını açık dinlersen bu sorunun cevabını sen bilmen lazım derim ben. Ama işte bu tip reaksiyonlardan korktuğu için, bu tip reaksiyonları ben tabii İSG öğrencilerine hiç yapmadım. Çünkü onların öğrenme kapasiteleri belli bir yaştan sonra isteseniz de istemeseniz de azalıyor, bu bir gerçek. O bakımdan onların bu tip reaksiyonlarını, sorularını ders aralarında, o zamanlar sigara içmeme rağmen sigara modasından vazgeçip onları memnuniyetle dinlemiştim. Yine arkadaşlarıyla anlaşamak ve becerileri uygulayamama konusunda endişeleri olabilir. Gayet doğal bir şey. Hepimizin oluyor bu. Meslek hayatımızda bile oluyor. Bazen bakıyorsunuz ya ben bunu yapabilir miyim diye düşündüğünüz çok fazla oluyor. Önemli olan neyi yapıp neyi yapamayacağınıza karar vermek. Böyle bir eğitim almak. Burada da bu işin ustalarından öğrenmek çok daha avantajlı. Yani bir işin eğer pratiğini bir yangın söndürmenin mesela pratiğini Türkiye'de gerçekten yangın uzmanı olan kişiler var. Bir de sonradan yani bu işi kulaktan öğrenenler var. Gerçek bir yangın uzmanından öğrendiğiniz zaman çok farklı olabiliyor. Evet. Yine eğer dikkati çekmek istiyorsanız ve onlarla birlikte bu işi götürmeyi hevesliyseniz mutlaka ismen hitap etmek biliyorsun. Onlara eder. Hepimiz yaptık. Hepimiz öğrenci olduk. Bir öğretmenin sizin isminizi bilmesi sizi ileri derecede onlara eden bir şeydir. Ve tüm katılımcılar etkinliklere mutlaka dahil edilmelidir. Onların öğrenmesi sağlanmalıdır.
Yani uzaktan durmak veya işin içerisinde girmemek, şimdi, öğrenme hevesi olmasına rağmen çekinmek mutlaka engellenmeli. Çünkü bu bir eğitim safhası. Burada yapmak da var, yapamamak da var. Gayet doğal. Herkesin yeteneği doğuştan bir değil. Herkes aynı konuda yetenekli değil. Mesela onda çok söylediğim şeyler vardır. Mesela benim bir kızım var. Hep biraz siestaya düşkün. Şimdi lise sonunda yani çalışmasına rağmen çok başarılı değilim baba. Niye böyleyim falan. E diyorum kızım sen 3 lisan biliyorsun. Annesi Rus. E sen Rusça biliyorsun, Türkçe biliyorsun, İngilizce de biliyorsun. Herkes 3 lisan bilmiyor ki, herkes çoğunluk 2 lisan biliyor. Yani herkesin yeteneği ve şeyi farklı olabilir. Önemli olan onu ne şekilde yönlendireceğiniz. Ama sizin amacınız mutlaka herkesin o işi asgari o işi yapabilecek, kendini riske sokmayacak ve neleri yapıp neleri yapamayacağını bilecek şekilde eğitimi sağlamanız lazım. Bir de çok önemli bir konu. Her çalışan iş yerinde, her yerde, bizde çok var söylemiştim. Mutlaka bilgi alışverişi, yardımlaşma, bunun temelini atmanız lazım. Mutlaka bu temeli attıktan sonra olaylar çok daha kontrollü bir şekilde ilerler. Ve yetişkinler kariyerlerinde gösterdikleri başarıların başkaları tarafından takdir edilmesini isterler. Zaten bir sertifika verilir herkese. Beklentileri yüksektir denmiş kendileri ve eğitmenleri için. Yani bu her insanın doğasında olan bir şey zaten. Eğitim sürecinin dinamikleri katılımcı ve eğitmenin birbirinin anlamasına bağlıdır deniyor. Doğru. Bunda şaşıracak bir şey yok. Aynı zamanda bütün katılımcıların birbirleriyle olan ilişkisine de bağlı. Yani her o grup birbirine düşkün bir ve anlaşabilir bir grupsa o grubu eğitmek takdir ediyorsunuz ki çok daha kolaydır. Yine eğitmen bu katılımcıların amaç ve beklentilerini bilmek lazım. Buradan ben onu çok yaparım. Mesela derim ki arkadaşlar nedir, amacınız nedir? Yani buradan çıkarken yani bir kardiyoloji eğitiminden geçiyorsunuz. Bu kardiyoloji eğitiminden çıktıktan sonra amacınız nedir? Birçok kişi ne anladınız anlamaz. Der ki bana yani ne demek hocam falan. Bakın bir sağlık ocağının hekimi olabilirsiniz. Aile hekimi. Aile hekimi olabilirsiniz. Aile sağlığıyla ilgili işler yaparsınız. Burada mesela bir tansiyon tedavi edebilir misiniz? Etmek ister misiniz? Ne bileyim işte orada bir üç sütür atmak ister misiniz? Bir karın kontrolü yapmak ister misiniz? Yani bu şekilde mi yetişmek istersiniz? İki, yani herhangi bir dalda üst ihtisas yap. Bir hastanede çalışıyorsunuz. Hastanede bir elektrokardiyografiyi okumak ister misiniz? Bunu değerlendirmek ister misiniz? Amacınız bunlar içerisinde ise amacım benim bu diyenler şu tarafa gitsin, bu değil diyenler bu tarafa gitsin. Ama sınavda hepiniz aynı şeyden sorumlusunuz derim. Ama ben hocam elektrokardiyografide iyi okumayı öğrenmek istiyorum. İşte aynı zamanda ne bileyim bir kalp damlaşma, bir invaziv girişimi, işte ise bir serum şeyini, bir intraket takmasını bilmek istiyorum falan gibi bir girişimde bulunulduğu zaman veya işte bir ilk yardımı çok iyi bir şekilde yapmak istiyorum. Çünkü ilk yardımın çoğundan biz sorumluyuz kardiyoloji olarak ve eğitmek durumundayız. O gruba veya o kişilere eğilimim benim biraz daha fazla. Ama bazen öyle var ki grubu geri götüren kişiler var. Yani onlara da tabii mutlaka sınavdan sorumlu burada, eğitimden sorumlu ama biraz daha üst seviyede bir takım eğitimler verilebiliyor yani onu demek istiyorum. Ve gene bireysel ihtiyaçlar mutlaka şey yapmalı. Şimdi demin onu söyledim bakın. Şimdi dünyada en yaygın 10 fobi. Bir, burada en önemlilerinden biri belki de topluluk önünde konuşma ve sunum.
Şimdi bunu da hayatımdan örnekler vererek anlatayım size. Benim bir akrabamın oğlu çok başarılı. Fen lisesi mezunu. Derecelere giriyor böyle. Dereceler yapıyor falan. ODTÜ ekonomiye girdi. ODTÜ ekonomiyi dörtlen bitiren çok nadir öğrencilerden biri. Artık işe girecek, iş yerine girecek. O sırada bana geldi. Trabzon'dayım ben. Annesi de Trabzon'da. Geldi annesi, burası ailesi. Konuşuyoruz. Ama çocukta bir tutukluk var. Çocukta öyle büyük bir tutukluk var ki çok dahi çocuk aslında. Yani hiç boş vakti yok. Hep kitap okuyor. İşte yani arada bir arkadaşlarıyla belki gidiyor işte ne bileyim sinemaya gidiyor. İşte kafeye gidiyor, oturuyor. Ama çocuk gitse bir işe girmek istese kendisini ifade edemez. Yani almazlar onu işe. Yani konuşmaktan aciz. Yani genel kültürü çok fazla. Yani deyin ki futbol hakkında konuşun. Saatlerce konuşsun size. Yani kendi eğitimiyle ilgili değil. Yani Türkiye'nin jeopolitik durumu deyin. Konuşabilir. Yani bilgi sahibidir. Konuşamaz. Özür diliyorum. Dedim ki Aykut bir isim. Aykut dedim sen çok becerikli, iyi bir çocuksun. Ailenin senden beklentisi fazla. Senin beklentin fazla. Ama iş yeri konuşmasına gittiğin zaman, bir işe giriş için bir konuşmaya gittiğin zaman sınav yazılı değil. Sınav sözlü. Sözlü sınavda da sana soracakları soruları senin akıcı bir şekilde, belirli bir mantık çerçevesi içerisinde konuşman lazım. Ha, öyle mi Kaan işte dedi bana. Evet dedim öyle. Peki nereden başlayalım dedi. Ben dedim ki ilk önce kendini anlat bana. Eğer 5 dakika süre içerisinde kendini anlatırsan ben lafımı geri alacağım dedi. Ama 5 dakikada kendi hayatını anlatacaksın. Bir dakika anlatamam. Çok samimiyetle söylüyorum. Ve çok kişi anlatamazsın. Ondan sonra Çiçeron gibi bu çocukcağız tuttu. Aynanın karşısında çeşitli konular belirttik ona. Neler yapılacak, konuşulur, yani bu tip şeyler ne olur. O konular hakkında konuştu. O konular hakkında konuştu. Tek işi konuşmak, toplum önünde konuşmaya başlaması için ne geldi işte annesi, ailesi bilmem ne bizim karşımızda konuştuk ve sunum yaptık. Yani bir hobiydi bu onun için. Burada da çok önemli bir şey aslında işte topluluk önünde konuşma ve sunum. Bunu mutlaka gerçekleştirmek lazım. Gerçekleşmesini sağlamak lazım. Bunlar hem kendi eğitimimiz için hem de eğittiğimiz kişiler için çok önemli faktörler. Ha bu çocuk nerede mi çalışıyor şimdi? Bu çocuk şimdi Lüksemburg'un ekonomisinden sorumlu. Bakan yardımcısı. Düşünün nereden nereye gitti. Yani bırakın Türkçe sunumu, İngilizce sunumu bile yapabiliyorlardı. Şimdi birincisi bir sunum yapacaksınız. Bir şey anlatacaksınız. Bunu yapabilmek için bir kere interaktif olacak veya olmayacak. Tabii ben hep interaktifi severim ama interaktif ufak topluluklarda yap. Daha büyük topluluklarda yani 40 kişinin, 50 kişinin üzerinde topluluklarda interaktif demin de bizim de denediğimiz gibi olmaz. Biraz sekteye uğratır anlatım. Çünkü herkesin merakı ve soru sorma şekli ve kavraması farklıdır. Yani birinin bu işi ben biliyorum demesiyle diğeri bilmez. O bakımdan şeye bırakacak. Ve peki bunu bu sunumu yaparken sizin dayanağınız ne olmalı? Bence birincisi görsel olur. İkincisi deminden beri anlatıyorum size. Hep örneklemeler yapmalısınız. Hayat örneklemesi. Ondan sonra meslekle ilgili, o işle ilgili örneklemeler yapılmalı. O işle ilgili çok mutlaka görselliği de içine alacak. Örneklemelerle gitmek eğitimin şeyini şey yapabilir. Ve hiç kimseyi özellikle ufak gruplarda ilgisinin başka yere yönelmesine izin vermeyin. Çünkü bu ilginin başka yere yönelmesi diğerlerini de ilgisizliğine çekebilir. Veya konudan soğumasına neden olur. Onun için grubu dinamik tutmak için genellikle ufak gruplarda soru veya işte şunu yaparken bunun hiç böyle olduğunu biliyor muydunuz? Bazen bunları hayattan örnekler vererek olayı devam ettirebilirsiniz.
yeni bir iyi bir sunum yapmak için de en iyisi sunumu planlamakla başlar. Yani nasıl yapacaksınız? Ne edeceksiniz? Elinizde hangi argümanlar, hangi dokümanlar var? İşte girişinizi yapacaksınız. Daha sonra ana konuyu anlatacaksınız, geliştireceksiniz. Ve demin de bahsettim, görsel araçlar özellikle çok önemli. Çok çok önemli. Hatta ben bazen çok ağır bir konu anlatıyorsam ondan sonra Karadeniz'in güzelliklerini slaytlar koyardım. Ve anlatırdım da orayı uzun uzun. Dersi bırakırdım. Yani açıkçası sunuyu bırakırdım. Karadeniz'de atıyorum uzun gölün şeyin hikayesini anlatırdım gibi. Bu etkili oluyor mu? Uyuyanlar uyandırma işte ise. Yeniden buyuruyor. Bunun gibi katılımı sağlamak da önemli. Sunum planını yaparken giriş, ısınma, amaç ve hedeflerinizi belirlediğiniz, gövde kısmında bir etkili soru sorma teknikleri, görsel işitsel araçları kullanarak konunun anlatılması, çeşitli küçük grup çalışmalarının yapılması ve ana noktaların tekrarlanması. Tekrar çok önemli. Bunu da şey yapın. Arkadaşlar şimdi zamanı geldikçe biz biraz hızlı gittik anlatırken. Bunu 3 saat içerisinde şey yapmışlar. İsterseniz şöyle yapayım, ben katılımcılardan bir şey alayım. İsterseniz bunu bitirelim. Bir saat erken bitirmiş olalım. Çünkü burada bir yaklaşık benim 15 slide'ım falan kaldı. İsterseniz ara verelim. Sonra bir daha başlayalım. Siz nasıl isterseniz. Hocam hiç ara vermeden devam edelim bence. İyi gidiyoruz. Yani herkes çoğunlukta ise bence de öyle. Yani hiç ara vermeyelim. Çünkü bu da artık şu anda anlatacağımız, anlattığım konular ve bundan sonra anlatacağım konular size sınavında karşınıza gelmeyecek konular. İlk başlangıçta anlattığım yerlerden sınavla karşılaşırsınız. Bundan sonrası sınavda gelmeyecek. Bunlar bir hayat dersi yani. Bununla ilgili benden de iyi bu hayat dersini size anlatacak veya işte bu nasıl şunu yapılır, nasıl yapılacak az kişi var. Ben size söyleyeyim. Ben çünkü yaklaşık 30 yıldır ders anlatıyorum. Tabii bu bir, ben burada bir dezavantajım var. Ben bildiğim konuyu anlatıyorum. Bu konuları dediğim gibi 8 yıldır bilmiyorum. Ben bu slaytları burada ilk defa okuyorum. Bundan da emin olun yani. Ya bakarak okuyorum. Ama birkaç şey sonra anlatım sonrasında aynı şeye geleceğiz. Kıvama geleceğiz tabii. Şimdi, şimdi sunum nasıl yapılır? Nasıl geliştirilir? Bu sunuma girişi nasıl olur? Bunları gene burada onu anlatıyor işte. Eğitim toplantısı ilk birkaç dakikası çok önemlidir. Katılımcılar o sırada başka bir şey düşünüyor topladığını. Yani onu şey yapmak çok kolay. Mesela ben şunu yapardım. Bir sunuya gireceğim işte kardiyovasküler olaylarla ilgili işte şundan bunlarla ilgili bir sunu yapacağım. Yani doktorlara, tıp talebelerine değil de orada mesela bir uçak kaldırırdım. Millet bayağı böyle video gösterisi halinde uçak kaldırırdım ve ne derdim biliyor musunuz? Bu uçak niye kalkıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Nereye gidiyor? İstanbul'a veya Ankara'ya gidiyor. Bunu bilmeyecek bir şey yok. Peki bu uçağın içinde kimler var? Bu uçağın içinde, bu uçağın yarısından fazlası kalp hastaları ve yakınları var. Şimdi herkes şöyle bir otururdu. Lan bu adam ne anlatacak acaba diye. Yani kalp hastalığının ne kadar önemli olduğunu, uçağın yarısını dolduracak şekilde bir migrasyon yaptığını, yani gidişin onu işte yalan söylemiyordum, doğru diye. Gibi yani insanların dikkatini çekebilecek anlattığınız konuyla ilgili ne bileyim bir fıkrayla başlarsınız bir şeyle başlarsınız veya işte konunun önemini içeren bir anınız varsa ondan çok rahatlıkla başlayabilirsiniz. Burada amaç nedir? Dikkat çekmek, konuya hakimiyetinizi bilindiği andan itibaren de dikkati çektikten sonra da katılımcılar sizi canla başlayacak, dört kulakla izleyeceklerdir. Ve siz de verimini alabileceksiniz. Bu işte dediği gibi katılımcıların eğitmenin beklentilerini anlamaları sağlanmalı. Olumlu eğitim atmosferi. Yani olumlu eğitim atmosferi dediğiniz zaman mutlaka ilgidir arkadaşlar ve bilgidir. Bunu sağladığınız zaman çok da güzel yönlendirirsiniz.
Giriştekleri içerisinde işte ısınma, amaçların gözden geçirilmesi, konu hakkında bir dizi soruların sorulması, konunun daha önceden işlenen konulara bağlantısının kurulması, kişisel deneyimlerin paylaşılması. Bu ben şey giriştekleri içerisinde bu hatalı. Ben size söyleyeyim, bunu ilk defa okuduğum için rahatlıkla söyleyebilirim. Giriş tekniği böyle olmaz arkadaşlar. Kişisel deneyimlerinizin paylaşılması girişte yapılmaz. Konu ilerledikçe konunun içerisini açarak yaparsınız. Ben de şimdi size ilk başlarda oturdum, kişisel şeylerin hiçbirini anlatmadım. Şimdi yeni geldikçe anlatıyorum. Ya benim işte bir tecrübem vardı da bir şu vardı bu vardı, böyle olmaz. Bunlar, örnek veriyorsunuz. Tabii bunlar yanlış. Yani kişisel deneyimleri paylaşacaksanız bunu konu içerisinde anlatmanız lazım. Giriş tekniği değildir. Kim yazdıysa bunu, bence bunlar zaten standart her yerde aynı. Konunun daha önceden işlenen bağlantısının kurulması. Bu da giriş bölümü değildir bu. Hani şöyle denilebilir. Bundan önceki derste anlatıldığı gibi veya biz bundan önceki derslerde anlatıldığı gibi bir girişte sağlanabilir. Ama konu hakkında bir dizi sorun sorulması, bu da bence dersin sonudur. Evet. İşte gövde dediği yere girer bunların bir kısmı. Hep vurguluyor. Bu da yine vurguluyor. İşte uygun görsel ve işitsel araçların bence işin olmazsa olması bunlar. Yani uygun araçların kullanılması, görsel ve işitsel araçların kullanılması çok önemli. Burada slide kullanabilirsiniz. Ufak video gösterileri kullanabilirsiniz. Ben mesela kullanırdım, çok kullanırım, hala kullanırım. Mesela aterosklerozun gelişmesini siz istediğiniz kadar aterosklerozu şöyle gelişir arkadaşlar, işte intiman yırtılır, içerisinde şu güler bu güler falan. Orada hiç kimsenin aklına kalmaz. Siz bununla ilgili bir gösteri yaparsanız, bir video gösterisi, işte bu buraya gelir, bu burayı shear stresle, akım stresiyle yırtar, yırttıktan sonra işte kapsül yırtılır, kapsül nedir, kapsülde ne vardır, bunları bir video gösterileriyle pekiştirirseniz hiç unutmaz. Mümkün değil. O bakımdan görsel ve işitsel araçların kullanılması çok önemli eğitimde. Vaka çalışması ve problem çözme tekniklerinin kullanılması o gene çok önemli. Özellikle böyle ufak gruplarda. Zaten sınavlarda, sınava hazırlıklarda benim tabii sırf şeyleri anlatmadık biz dersi. Aynı zamanda uzmanları da ders anlattık. Onlara hep vaka sunar. Şöyle bir vaka var arkadaş. Al bu vakayı elini. Sen bu vakayı buradan başla. Bize bu vakanın sonucunu getir. O olursa bu olur. Bu olursa böyle olur. Buradan bunu olur. Herkes burada ayıtarak bütün orada uzman arkadaşları şeyler girer ve sıkıştırır. Çünkü sınavlarda eskiden doşentlik sınavları böyleydi. Yani vakayı sunarsın, sen bir vaka verirler sana. O vakayı sunarsın. O vakada sonuca hemen vardırmazlar seni. Belki sonuç çok açık ortadadır. Ama ya böyleyse bu olabilir mi? Buradan ne çıkarırsın? Buradan neleri istersin gibi, hangi tahlilleri istersin? Hangi radyolojik görünümleri istersin? İşte burada yaptıktan sonra acaba biyopsi alalım mı? Olayın ilgisine göre. Bunların hepsi bir vaka çalışması ve problem çözmedir. Bu, ben kendi mesleğimle ilgili onu anlattım. Ve anlatımım da daha kolay. Bildiğim bir konu çünkü. Ama bu tabii hep aynı şeylerden örnek veriyorum. Ne bileyim, bir lift kullanıyorsunuz. Bu lifti kullanırken bunu da bir vaka haline getirebilirsin. Şu olursa böyle olur, bu olursa böyle olur. Ya yarıda takıldı kaldı, elektrikler kesildi, ne yapalım? Gibi. Bunların hepsi bir vaka çalışmasıdır. Yani olacağı yoktur veya olacağı vardır. Lift tıkanır mı ya? Ya ama bozuldu, ne yapalım? Gibi. Gene konuyla ilgili etkileyici esprilerin kullanılması, bu hepimizin hemen hemen bildiği ve yaptığı şey. Ve role play yapılması, bu da çok önemlidir. Yani işte role play dediğiniz, orada bir kişiyi çıkarırsınız, liftin üstüne koyarsınız veya bir kişiyi yangın sorumlusu yaparsınız. Ne bileyim, verdiğiniz eğitime göre bir kişiyi hasta yaparsınız. Yanmıştır o kişi, ona ilk yardıma ilgilidir falan. Orada role play çalışmalarıyla bu işler gayet başarılı bir şekilde yapılabilir. Evet.
Şimdi burada soru sorma teknikleri demiş. Burada siz soracaksınız, karşı taraf cevaplayacak. Olay bu. Burada ne düşünürsün? Kesin. Burada ne yapalım? Bunu nasıl yapalım? Bu işte hep sizin burada olayın sonucuna vardırmak için, eğitimi daha pekiştirmek için gruba soracağınız sorulardır bunlar. Ve eğer bir tartışma ortamı oluşturabilirseniz, bir beyin fırtınası başlatacak olursanız tadına doyum olmaz bu eğitim. Ben söyleyeyim size. Evet. Neden soru sorma gerekli? Bir, eğitimin etkisini artırır. Sunumu ilginç hale getirir. Düşünmeye sevk eder. Kavramayı sağlar. Dikkati konu üzerine çeker. Şimdi eğer bu şeyi çok güzel yapıyorsanız, demin de ben size bahsettim. Hani bizim doçentlik sınavına hazırlanan arkadaşlarımız, bizde vaka takdimleri vardı işte. Eskiden benim zamanımda yabancı dergilerde vardı. Case report diye geçer hatta. Ondan sonra işte orada sıra sıra adım adım falan benim de başımdan geçti. Ben de doçentliğe böyle çalıştım. Sınavım da bu şekilde geçti zaten. İşte bu şekilde yaptığınız zaman step step gidip ondan sonra şey yaptığınız zaman, sunum yaptığınız zaman, insanları bu sunum içerisine çektiğiniz zaman, herkes bir fikir yürütmeye başladığı zaman tadına doyum olmaz bu ders. Harika. Bütün herkesin dikkatini. Verim ne kadar alırsanız, ne kadar alamazsanız, inanın motomot anlatmaktan çok daha faydalıdır. Onu kesin size söyleyeyim. Tabii şimdi burada bizden ayrılan belki bu eğitimde bir konu, hani kişiyi hedef almadan soru sormak yetişkin grubunda daha doğru bence. Bence soruyu katılımcılardan birinin adıyla hitap ederek sorma, o katılımcının bilemezse biraz mahcup duruma düşmesine neden olabilir. Hani hep anlattı, hep sor dedik. Dedik ya daha alındandır. Daha katılmayı sever, hoşuna gider ama mahcup olmaktan korkar yani bir şeyde. O bakımdan soruyu genelde bir ortaya sordum. Bence yapılması gereken, ben bunu yapardım. Yani. Ortaya bir soru sorardım. Hadi arkadaşlar bakın. Ondan sonra bilenleri bir tespit ederdim. Kim biliyor, kim vakıf konuya? Onlara biraz daha ayırıcı, tanıyı daha güçlendirecek. Talebelerden bahsediyorum, öğrencilerden bahsediyorum. Onlara daha böyle şeyler, sorular. Hiç katılmayanlara da daha basit sorular. İşte daha şey sorular. İşte hepsi bildiğini zannettiği anda da hiç böyle sağ gösterip sola takılan sorular. Yani soru çok kolay ama cevabı o tip sorularla bu sefer olayın ne kadar ilginç hale geldiğini kendiniz gösterebilirsiniz. O bakımdan etkili soru sorma çok önemlidir. Size gene başımdan geçen bir olayı anlatayım. Kaçıncı sınıfta? Üçüncü sınıflara ders anlatıyorum. Kaç yıl önce onları bilmiyorum. Çok her gele bir üçüncü sınıf grubu var. 100 kişilik falan bir grup. Ya, grubu toparlayamıyorum bir türlü. Ya, ben her seferinde derse girdiğimde şunu derim. Arkadaşlar, sizler hepiniz şeysiniz. Atın imzalarınızı. Lütfen dinlemeyecek olanlar dışarı çıksın. Bana dinleyenler kalsın. Kalıyor kimisini ben çıkartmak zorunda kalıyorum. O ona bir şey atıyor. O ona tebeşir atıyor. İşte kalem atıyor. Ne yapıyor? Acayip bir grup. En sonunda dedim ki bakın dedim işi çıldan çıkarttınız artık. Yani benim dikkatimi son derece dağıtıyorsunuz. Yani 150 kişiye ders anlatmak amfide kolay değil. Ben de acemi bir hoca değilim. Bakın dedim bunun sınavda açısından çok kötü olurum arkadaşlar. Sınava girersiniz 20 soru soruyordum. 20 sorudan 4'ünü yapacak 4 kişi çıkar. 4'ten sonra hiçbir soruyu yapan çıkmaz. Bunun da acısı ikmale kalarak önüne şey yaparsınız. Dinlemeye kalırsınız. Ne dediğimi yaptım hakikaten. Hepsi sol köşe, sağ köşe, çaktım çaktım. Cevap sanki buymuş gibi atlanılan sorular. Ondan sonra herkes çaktı. 4 kişi geçti. Sonra dedik ki hep beraber geldiler. Hocam ne olur yapma, biz ettik, sen etme falan. Tamam dedim, bu sene bu işi affediyoruz. Yeni bir sınav yapacağız. O sınavı şey yapacaksınız. Ama 4. sınıfta sizin ananızdan emdiğim sütü burnundan getireceğim dedim.
Ama onlar da 4. sınıfta son derece dikkatli yaptılar bu işi. Bu arada ben Katrin'in hocasıydım. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde. Evet, gene etkili soru sorma tekniği. Soru sorma gerçekten önemli. Katılımı yapmak önemli. Ters köşe artık yetişkin kişiye yapılmaz bu yani. Ama ha, dikkati erde aldıysa sanki öyleymiş gibi olup da aslında hiç alakası olmayan sorular sorulabilir. Evet. Katılımcılar soru sorduğunda soru yanıtlanır. Bu doğru. Soruya başka bir soruyla cevap verilebilir. Bu da olabilir. Yanıt biliniyorsa söylenir ve daha sonra cevap verilir. Bilinmiyorsa. Ben bilmediğim soruyu genelde cevap vermem. Bir dakika evet ben de aynı şey yaparım. Yani bilmiyorum, duymadım, bilmiyorum derim yani çoğunlukla. Bazen hasta da sorar. Hasta olmadık bir soru sorar. Yani bilmemem mümkün mü? Mümkün çünkü alakasız bir şey sorar. Yani acaba o hakikaten var mı? Böyle bir şey söz konusu mu diye düşündüğüm olmuştur yani. Evet. Kişisel düzeyde iletişim kurulabilmeli sunum yapan kişi. Katılımcılarla göz teması mutlaka olmalı. O çok önemli. Sesin bütün sınıfta duyulabilmesi sağlanmalı. Kelime veya jestlerin tekrarından kaçınılmalı. Sunum sırasında coşku, heves gösterilmeli. Sınıf içinde dolaşılmalı. Bu genelde hepimizin kullandığı yöntemler. Bu sunumun içeriğini güçlendirmek veya ana noktalarını tekrarlamak için bir özetleme yapabilirsiniz. Genelde konunun sonunda yapılır bu ve konular karmaşıksa belli aralıklarla söylenir diyor. Özetle ben şöyle yapardım genellikle. Burada benim sizin öğrenmenizi istediğim şunlar. Onu tekrarlar. Mesela işte şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı. Kalp krizi geçiren hastalığa işte ilk saatte müdahale etmelisiniz, şöyle yapmalısınız. Ne kadar zaman periyodunu kısaltırsanız o kadar iyi. Veya hastayı transport ederken şöyle yapmalısınız, böyle yapmalısınız gibi. Burada da yine aynı şekilde size söylüyorum şu anda mesela ne dedim ben size. Şu anda anlatacağım hiçbiri sınavda gelecek sorular değil. Yani gelse de artık bunları siz güle oynaya bu eğitimi yapmadan bile cevaplayabileceğiniz yeteneğe sahip olduğunuzu düşünüyorum. Ama işte, kim değildir, kimdir, şudur, budur gibi olayın başlangıcında söylediğim yerlerden üstüne üstüne tekrardan yerlerden sınav sorusu gelebilir. Evet. Özet kısa olmalı. Ana noktaları toparlamaları katılımcıların etkin katılımını sağlamalı. Özetle katılımcılardan soru sormalarını isteyerek katılımcıların sunumun ana noktalarıyla ilgili sorular sorması sağlanmalı. Alıştırma veya test çözülmeli. Ana noktaları oyun içinde tekrarlayarak özet yapılabilir. Burada özet tekniklerinden bahsetmiş. Nitekim burada hatamız ne demiş? Halk eğitiminin alanı toplum kadar geniş, hayat kadar çeşitlidir. Evet. Evet arkadaşlar, bizim anlatacağım konu bunlardan ibaret. Şimdi sırasıyla sorularınızı bekliyorum, cevaplandırmaya çalışacağım. Aklımda kaldığı kadarıyla. Buyurun. Bir arkadaş vardı, çok meraklıydı. Sonra o bıraktı, kapadı galiba. 13 kişiymişiz ben. Atladığım bir yer var mı diye bakıyorum, yok. Yani burada işte şu önemli, özel gruplardan kimler yoktur gibi bir soru geldi, ben bunu biliyorum. Eskilerden eğitimlerin çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yılda en az bir defa, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 2 yılda en az bir defa, az tehlikeli sınıfta yer alan işlerinde 3 yılda bir defa da önemli. Mevzuatla ilgili işte işi kimler sorumludur? Herkes bu gelebiliyor. Ondan sonra dersten başladım ya. Evet, bunlar önemli olan bunlar. Şurada bir yer daha var. Çok buradan sınavda soru gelecek gibi bir yer. İşte bu belki gelir.
Ha, bu özel iş değildir veya hangileridir diye gelebilir. Ondan sonra bu işte az tehlikeli iş yerleri için en az 8 saat. Bir de tehlikeli iş yerleri için en az 12 saat. Çok tehlikeli iş en az 16 saat olarak hesaplanıyor. Ve bir de şeyi unutmayın, işte 6 ay işten uzak kalanlara mutlaka eğitim yenilenir. Hastalık veya meslek hastalığı veya iş kazasıyla giden hastalara çalışana mutlaka dönüşlerinde bunlarla ilgili bir eğitim verilir. Bu da önemli. Yani burada kimler eğitim verebilir? İşte iş yerine göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimleri, çalışan, bir de kişi ve kuruluşlar. Bunlar önemli. Bakın arkadaşlar. Burada bakanlıkça belirtilmiş diye yazıyor burada. Eğitim kurulu, bakanlık şirketlerinin eğitim kurulu ve ortak sağlık bilimleri tarafından, bunlar Ankara'da ben biliyorum, var bulmuş kuruluş. Burayı mutlaka bir eğitim verebilecek kişi ve kuruluşlar, mekan nitelikleri, belgelendirilmesi. Ha, biyolojik yetişkin nedir, yasal olarak yetişkin nedir, sosyolojik yetişkin nedir, psikolojik olarak yetişkin kimdir diye. Derin. Bundan sonraları bence biraz yani çok da oradan soru geleceğini zannetmiyorum. Yani, güler yüzlü, güler yüzlü falan diyecek ama beden dili iletişimde beden dili en büyük oranı alıyor. Biliyorsun iletişimde. Başka bir şey yok. Sizlerden de soru yok galiba. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kardiyoloji ile ilgili sorunuz varsa, bir daha dersiniz varsa onlar da cevaplandırır. Hiç problem değil. Hepinize iyi akşamlar.